Herkese günaydın. Ben hamakta uyudum. Ay şu anda ne gördüğümüze bakın. Anneciğim burada görünüyor mu bilmiyorum. Taylan kabilesi günümüz hayatından çok farklı bir yaşam sürdürüyor. Kendilerine ait dilleri var ve baştan aşağı beyaz giyiniyorlar. Bakın bu akşamki yatacağımız yer tam bu tepede. Oradaki hamaklarda uyuyacağız. Kocaman bir çekirge. Kocaman bir çekirge var burada. Yani devasa bir. Dalgaların sesi muhteşem. Yani kesinlikle dalgaların sesi muhteşem. Hemen saat 7.30-8 civarı tabii ki de okyanusa girmeye geldik, yüzmeye geldik. Şimdi biz de bilet almak için sırada bekliyoruz. Ama o kadar da uzun bir kuyruk yok. Videolarda izlerken böyle bazıları 1 saat falan bekliyorlar. Biz daha geldik hani 5 dakika falan oldu yani. Bu kadar insanla herhalde bir 15 dakika sonra falan biletimizi alırız diye düşünüyorum. Tabii birçok şey ödemek zorunda kalıyorsunuz. Girişin haricinde günlük sigorta ödemeniz gerekiyor. Böyle bir bileklik takıyorlar. Bir de eğer ki burada uyumak istiyorsanız ayrıca hamak ya da çadır rezervasyonu yapmanız gerekiyor. Onun için de şimdi bilet aldıktan sonra farklı bir yere gideceğiz. Tayrona Park, Kolombiya'nın Karayip Okyanusu kıyısında Sierra Nevada dağlık bölgesinde olan 150 kilometrekarelik kocaman bir ulusal park. İnanılmaz bir doğası var ve emin olun Kolombiya'nın da en güzel kumsalları burada yer alıyor. Yürüyüş yapıp okyanusa girebileceğiniz, ayrıca çok çeşitli hayvanlar görebileceğiniz mükemmel bir yer. Parkın giriş ücreti yüksek veya düşük sezona göre değişiyor. Biz düşük sezon için 54 bin peso ödedik. Ayrıca park yılın 2 ayı insanlar olmadan doğanın kendisini tazelemesi için kapanıyor. Giriş haricinde parkta başınıza herhangi bir şey gelme olasılığına karşı günlük 10 bin peso sigorta ödemeniz gerekiyor. Tayrona Park ile bilgileri video açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. Parka günübirlik gelebilir veya konaklayabilirsiniz. Konaklama için çadır veya hamak seçenekleri mevcut. Biz çadırda müsaitlik olmadığından hamağı seçtik. Günlük fiyatı ise 40 bin peso. Ay şu anda ne gördüğümüze bakın. Anneciğim burada görünüyor mu bilmiyorum. Oh, this is so big. Korkuyorum valla. Örümcekten sonra ise bu sefer de maymunları gördük. Tayrona Park için normal manzaralar bunlar. Ay maymunlar var ya, her yerdeler. Bütün ağaçların üzerinde. Her yerdeler. O kadar güzel bir görüntü ki. Yani ben tabii Güneydoğu Asya'da da çok fazla maymun görmüştüm. Hindistan'da da görmüştüm. Ama onlar çok saldırgandı. Ben çok korkuyordum onlardan. Ama bunlar çok uysal. Böyle bakıyorlar, bakıyorlar. Sen onlara bakıyorsun, onlar sana bakıyor falan. Yavaş yavaş hareket ediyorlar. Hiç saldırgan değiller. Özellikle Bali'deki maymunlar gelip böyle senin her şeyini, böyle terliğini ayağından falan çalmaya çalışıyorlardı. O kadar böyle gelip saldırıyorlar yani insanlara. Ama bunlar hiç çok zararsız gözüküyor. Tayrona Park adını Amerika kıtasının keşfinden önce burada yaşayan yerli Tayron kabilesinden alıyor. Her ne kadar kabile parkın turizme açılmasından sonra yaşamak için daha iç bölgelere gitse de yolda denk gelebiliyorsunuz. Tayron kabilesi günümüz hayatından çok farklı bir yaşam sürdürüyor. Kendilerine ait dilleri var ve baştan aşağı beyaz giyiniyorlar.
O kadar büyük ağaçlar var ki şöyle şu kökü artık böyle kaç metre uzanıyor bilmiyorum. 20 metre falan uzanıyordur şu ağaç. Mesela yine bu ağaç inanılmaz büyük. Harika. Kim bilir kaç yıllık. İnanılmaz güzel bir yol. Şu önümde duran ağaç devasa. Devasa. Evet, dalgaların sesi duyulmuştu. Şimdi okyanus gözüktü. Ay, çok güzel görünüyor, çok güzel sesler geliyor. İşte böyle kayaların arasından çok güzel manzaralar gözüküyor ama çoğu kumsalda zaten tehlikeli olduğu için denize girmek yasak. Bu da onlardan bir tanesi herhalde çünkü bomboş. Yani normalde denize giriliyor olsa tıklım tıklım olur. Hafta sonu aşırı kalabalık çünkü bunu daha yürürken gördük orada. Vallahi kumsalda neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum. Tayrona Park'ın girişinden 8 kilometre yürüdükten sonra Karayip Okyanusu kumsallarına ulaşıyoruz. Parkta çok fazla kumsal bulunmasına rağmen çoğunda dalgalar tehlikeli olduğundan yüzmek yasak. Sadece birkaç kumsalda yüzebiliyorsunuz. Tayrona Park'a gitmek isteyenlere benden tavsiye. Kesinlikle hafta için tercih edin. Çünkü günübirlik ziyaretçiler çok fazla. Bizim başka bir seçeneğimiz olmadığından hafta sonu geldik ve birazdan hafta sonu günübirlikçi kalabalığını göreceksiniz. Şimdi şöyle bir beach'e ulaştık. Nispeten daha az insan var diye düşündüğümüz için burada biraz mola verip denize gireceğiz. Çünkü diğer yerlerde daha böyle geniş kumsallar olduğu için orada çünkü kamp alanları falan da var. O yüzden büyük ihtimal oraları daha kalabalık olur. Oralara en azından saat 3'ten sonra geçmeye çalışacağız ki günübirlikçiler hani çıksın. Çünkü burada konaklamıyorsanız 3'te buradan ayrılmanız gerekiyor. 5'te kapanıyor park. Buradan da girişe kadar yaklaşık bir 6-7 kilometre olduğu için 3'te buradan ayrılmanız gerekiyor. İnanılmaz. Serin bir su. Gerçekten bayağı bir soğuk ve de hani o kadar 6 kilometre yürüdükten sonra bayağı bir sıcaklamıştık, terlemiştik. Vallahi su gerçekten buz gibi. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Tam çıkarken yani normal hani ayak bileklerime gelen yerde kocaman bir balık gördüm. Ama öyle böyle değil. Bayağı büyük bir balıktı. Burada böyle hani doğal bir yaşam alanı olduğu için bu çeşit hayvanlar, balıklar falan görmek mümkün. Bu köy kumsalda yüzüp böyle birkaç saat vakit geçirdikten sonra şu anda en yoğun ve konaklamanın da yapıldığı kumsala geldik. Çadır da kiralayabiliyorsunuz, hamak da kiralayabiliyorsunuz. Biz hamak kiraladık. Bakalım hamakta uyku nasıl olacak? Böyle bir dalgaların sesiyle falan. İlk defa böyle bir şey yapmış olacağım. Zaten burada kalabalık başladı. Tabii hafta sonu yani şu an hafta içi olsa çok daha güzel olabilir. Bakın bu akşamki yatacağımız yer tam bu tepede. Oradaki hamaklarda uyuyacağız. Hamakların olduğu yerde. Burası bu şekilde. Bakalım bu akşam burada dalgaların sesiyle uyuyacağız sanırsam. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Umarım güzel olur. Güzel görünüyor şu anda. Vallahi bu zaten görünce en güzel. En güzeli burası. Şu manzara. Şu anda görüldüğü üzere bayağı bir kalabalık. Allah'ım.
Vallahi tek isteğim bu şu insanların saat 3-4 gibi gitmesi. İnşallah çoğu gider. Ondan sonra geri kalan güzellikler bizim olur. Ama restoran çok kalabalık. Yani bir şey sipariş ettiğinizde büyük ihtimal minimum 1 saat bekleyeceksiniz. O yüzden de şimdilik atıştırmak için zaten biz yanımızda birazcık erzak falan getirmiştik işte. Kraker, bisküvi falan filan. Şimdi şöyle. Onları yedik, bitirdik. Şimdi şöyle standlardan atıştırmalık bir şeyler alıyoruz. Şu empanadas aslında bizim böyle nasıl desem size pişiye benziyor. İçerisine işte bazen et koyuyorlar, bazen tavuk, bazen peynir falan. Şimdi ben onlardan aldım. İşte böyle hamur işi yani. Şöyle aldık. Bunun bir tanesi 6000 peso. İçerisinde de bunun tavuk var, mısır var, bir de peynir var. Bakın bu kumsal da biraz önce kalabalık olan kumsaldan sadece belki de 3 dakika uzaklıkta. Ama işte burası tehlikeli. Herhalde burada bayağı çekiyor dalgalar. O yüzden de kırmızı bayrak var. O yüzden de kimse denize girmiyor ve o yüzden de etraf bomboş. Şimdi yaklaşık 1 saat diğer beach'te olduktan sonra şu anda saat 4 ve bomboş. Bayağı bir insan ayrılmış ve şu anda çok daha güzel burası. Yani zaten hayalimdeki yer ve olması gereken görüntü buydu. Şu anda gerçekten harika. Harika duruyor. Ay. Oops. Şimdi beach'in tadını asıl şimdi çıkaracağız. Şimdi etraf bayağı bir karardı. Şu anda saat 7'ye geliyor. Ve tabii ki de herkes gitti. Kalabalık gitti, standlar gitti. Şimdi bir tane restoran, bir tane de şöyle bar gibi bir yer var. Şimdi öncelikle bir tane bira içeceğiz. Ondan sonra restoranta gidip yemek yiyeceğiz. Ama şu anda tabii ki de çok daha güzel yani, insansız. Zaten bir tane restoran var burada. Fiyatlar şöyle okey denilebilecek kıvamında. Yani ben daha pahalı bekliyordum ama normal gibi. Normalin bir tık üstü diyeyim ben size. Şöyle normalde ben şöyle söyleyeyim, 5000 peso 1 pound olaraktan hesaplayabilirsiniz. Ben büyük ihtimal şundan alacağım. Sebzeli pilav. Ve saat 8'de kapanıyormuş burası. Erken kapanıyor. O yüzden biz de saat 7'de geldik. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Sebzeli pilav ve yanında ise patates kızartması geldi. Bir de tavuk ve pilav ve patates kızartması söylemiştik. İşte idare eder. Yani karnımız doysun. Yeter ki o kadarına razıyız. Burası da işte tuvalet, banyo. Şimdi yeme geldikten sonra yatacağımız yere gitmeden önce duş alacağım. Ama şöyle bir şey göstereyim size. Bakayım ne kadar görülecek arkadaşlar. Kocaman bir çekirge. Kocaman bir çekirge var burada. Yani devasa büyük. Devasa büyük bir çekirge var. O yüzden ben başka bir yeri seçmek durumundayım. Valla kaç ay, yemin ediyorum bu, şöyle söyleyeyim, 10 santim var herhalde. Aa, burada bir tane daha yaratık var. Bir yaratık daha var burada. There's artık one... uyumaya gidiyoruz. Ama beni görebiliyor musunuz? Kafamda kafa lambamı taktım çünkü burası çok karanlık.
Vallahi nasıl gideceğiz bilmiyorum. Yukarıya tepeye çıkmamız gerekiyor. Orada bir tane ışık var. İşte bak şu ışığı gitmemiz gerekiyor. Nasıl gideceğiz bilmiyorum. Hamamımıza yerleştik. Bilemiyorum. Çok var olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama uyumaya çalışacağım yani. Yapacak bir şey yok ama dalgaların sesi muhteşem. Yani kesinlikle dalgaların sesi muhteşem. Şu anda çok fazla kişiyi de rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden kırmızı ışıkla bu yayınımı yapıyorum. Bilmiyorum. O zaman yarın sabah görüşmek üzere. Herkese günaydın. Ben hamakta uyudum akşam. Ama sor bir nasıl uyudun diye. Uyuyabildim mi diye sor. Uyuyamadım. Ya bu tahmin edilebilen bir şeydi değil mi? Vallahi çok hoş gibi gözüküyor. Başta böyle bir hani işte dalga sesleriyle hamakta uyumak falan ama arkadaşlar uyumuyor ya. Zor bir şey yani. Çünkü vallahi hamak rahat aslında ama soğuk, soğuktu. Aslında üstümde benim bir şey vardı, getirmiştim ama o da yetmedi. Ondan sonra bayağı rüzgar oluyor akşam. Bir de bu hep böyle okyanus kıyısında olduğumuz için hamaklar falan biraz ıslak gibi, böyle nemli gibi yani. O yüzden çok da rahat ettiğim söyleyemeyeceğim. Ama uyandığımızda her şey çok güzel. Çünkü şöyle bir manzaraya uyanıyorsunuz. Hemen saat 7.30-8 civarı tabii ki de okyanusa girmeye geldik, yüzmeye geldik. Şu anda harika. Kalabalık değil, hiç kimseler yok. Şöyle palmiye ağaçlarının altında oturuyoruz. Zaten birazcık yüzüp kahvaltı edip ondan sonra öbürkü plajda kumsalda birazcık daha yüzüp sonra da çıkarız herhalde diye düşünüyorum. Valla gayet güzel geçti. Tabii uyku haricinde çok uyuyamadım ama yine de gayet güzeldi. Güne enerjik başladım, onu söyleyebilirim. Herhangi bir moral bozukluğu, keyif bozukluğu falan yok. Valla gerçekten çok güzel bir doğası var. Çok güzel böyle denizi var. Çok güzel görüntüler görüyorsunuz, işte maymunlar. Ya biz bir tane örümcek gördük. Ay şu anda dalgalı bayağı bir geldi. Kocaman bir örümcek gördük. Onu çekmeye çalıştım ama tabii fotoğraf makinesine falan kamerada çok net görülmüyor. Ama kocamandı. Ay dalgalar çoğaldı şu anda. Biz artık ayrılıyoruz. Yani aslında bir sonraki beach'e gidiyoruz. Bizim ilk oturduğumuz yere. Orası birazcık daha sakin olacak. Çünkü artık gördüğünüz gibi günübirlikçiler gelmeye başladı yine. O yüzden bizim şu en popüler, en kalabalık olan beach'ten ayrılmamız gerekiyordu. Bir saat falan ilk oturduğumuz beach'te zaman geçirdikten sonra artık ayrılacağız. Zaten parkın çıkışına kadar da yürürken yani yaklaşık bir iki saat falan geçiyor. Çünkü şu anda saat 10.30. Anca çıkarız yani.